Merhaba arkadaşlar. Evet, hangi tarihli? 6. ayın 1'i. 4, 5, 6, 7'si. Evet. 7, 06, 2025 matematik 2 dersimiz. Bildiğiniz gibi tüketici rantından bahsetmiştik. Tüketici rantından. Tüketici rantı için ne konuşmuştuk? Talep eğrisiyle alakalı olduğunu, tüketicinin talep eğrisiyle alakalı olduğunu ve tüketicinin belli bir ücret vermeye razı olduğunu, belli bir ücret vermeye razı olduğunu varsayalım şu. P olsun, P1 olsun. Ama denge fiyatı bu fiyatın altında bir yerde oluştuğu durumda şu üst kısım, taralı kısım diyelim, taralı kısım tüketicinin rantı olarak gerçekleşecekti. Ve bunu hesaplamak için de ne yapacağız demiştik? Şuradan bir renkli kalem alalım. Bunu hesaplamak için de bildiğiniz gibi şu eğrinin yani talep eğrisinin altında kalan alan dediği zaman şunun tamamını bulmuş olacağız. Tamamını. Burası ne diyelim mesela sıfırdan A'ya kadar olsun. Tamamını bulmuş olacağız. Nasıl bulacağız? İşte P bizim talep denklemimiz olsun. DQ da talep edilen miktar. Nereden? Sıfırdan A'ya kadar. Buradan neyi çıkarmamız gerekiyor? Bakın dikkat ederseniz şu kısmı. Şuradaki dikdörtgeni çıkarmamız gerekiyor. Bu dikdörtgende nasıl bulunuyor? P0 kısa kenarı ve uzun kenarı da çarpı A dersek bulunuyor. Yani ezberlere takılıp kalmayın. Ezberden kastım ne? Daha önceki anlatımlarımda işte sıfırdan A'ya ya da B'ye ya da neyse oradaki sayı onu verdik. C de olabilir. Sonra PDX demiştik. Neden orada X kullanmıştık? Çünkü talep edilen miktar yerine. Biz onun için de harflere değil nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışmakta fayda var arkadaşlar. Evet. Şimdi işin tüketiciden çıkıp üretici boyutuna geçme zamanı. Yani arzın ne olduğunu. Arz neymiş? Zaten derslerinizden biliyorsunuz genel iktisat ya da iktisat giriş derslerinden. Belirli bir zaman aralığında piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeyinde satmaya istekli oldukları mal veya hizmet miktarıdır. Tabii bu satmaya istekli oldukları değişik fiyat düzeyini satmaya istekli oldukları mal ve hizmet miktarıdır diyoruz arz için. Ama bizim için burada önemli nokta üretici rantını anlatacağız biliyorsunuz. Üretici rantı. Bilmemiz gereken şey nedir? Bu üreticilerin satmaya razı oldukları fiyat düzeyi nedir? Tabii bunu belirleyebilmek için de bizim bir arz eğrisine ihtiyacımız var. Arz eğrisine. Bu arz eğrisi de satmaya istekli oldukları minimum seviyeyi bize verecek. Arz eğrisi nedir? Öncelikle pozitif eğimlidir. Pozitif eğimli. Bunun anlamı ne? İşte aşağıdan, sol aşağıdan sağ yukarı doğru gidiyor. Mesela talep eğrisi nasıldı? Hemen şuraya bir talep eğrisi çizelim. Sol yukarıdan, değil mi? Sağ aşağı doğru gidiyordu talep eğrisi ve negatif eğimliydi. Şu anda işimiz bu değil. Onun için de şuradaki minimum değer aslında arz eden üreticilerin satmaya razı oldukları fiyat düzeyi. İşte bu fiyat düzeyinden razıyken bunun daha üstünde bir yerde denge oluşuyor diyelim. Buna P2 diyelim. Denge oluşuyor. Ve dengenin oluştuğu yerde yine şurası A olsun. Amacımız nedir? Şu taralı kısmı bulmak. Burası üretici rantı dediğimiz yer. Peki nasıl bulacağız? Bu sefer biraz daha farklı gözüküyor. Çünkü eğrinin altında kalan, yani arz eğrisinin altında kalan alan şuradaki gördüğünüz gibi şu dik çizdiğim kısmı gösterecek. Eğrinin altında kalan kısmı nereden çıkaracağız? Onun üstündeki dikdörtgenden. Yani P0 çarpı A dikdörtgeninden. Eğri de P diyelim mesela. Yine PDQ olsun. Şunlar Q'lar olsun. Şunlar da P'ler olsun.
PDQ eğrisinde nereden nereye? Sıfırdan A'ya kadar bulduğumuz alttaki eğrinin altında kalan alanı çıkardığımızda nereden? Dikdörtgenden, P0 çarpı A'dan üretici rantını ulaşmış olacağız arkadaşlar. Ne diyor? Herhangi bir mal veya hizmeti belirli fiyatın altında satmaya razı olan üreticiler, eğer satmaya razı oldukları fiyatın üstünde o mal veya hizmeti satabilirlerse gelirlerini bir miktar artırmış olurlar. Artırabildikleri para miktarı bu üreticiler için bir ranttır. Benim de söylemek istediğim aynen bu kadar. Mesela ne diyor? Burada espri olarak çok güzel düşünsel. Tabii ki üreticilerin bir mal veya hizmeti satmaya istekleri oldukları bir minimum fiyat vardır. Bu fiyat satıcıların aşağısı kurtarmaz dedikleri fiyattır. Eğer üreticiler bir mal veya hizmet satmaya istekli oldukları fiyatın üzerine satabilirlerse kazanç sağlamış olurlar. Bu kazancı da üretici rantı denir. Aşağı kurtarmaz diyorlar ama aşağı kurtarmaz zaten karıyla birlikte kısım aslında. Bu da ayrı mesele. Diğer bir ifadeyle üretici rantı üreticinin satmaya hazır olduğu fiyat ile gerçekte sattığı fiyat arasındaki farktır. Burada tüketici rantının olduğu gibi herhangi bir mal veya hizmet tek bir üretici rantı hesaplanmaz. Bütün üreticilerin toplam kazancı. Evet, bu konuyu konuşmuştuk derste hatırlarsanız. Nida'ya sormuştum. Demiştim ki Nida, işte bir telefon almak istiyorsun. Telefon almak istiyorsun. Telefonun fiyatı ne kadar vermeye razısın? Hocam ben 3700 vermeye razıyım demişti. Sonra dedik ki ya 2000 liraya satılıyorsa piyasada bu telefon, işte bu aradaki tek başına bakarsanız 1700 lira Nida'nın karıydı. Nida'nın rantıydı daha doğrusu buradaki söylemle. Ama bütün tüketiciler için Nida gibi bütün tüketiciler için bu hesaplama yapılıyor ve toplamda elde ettiğimiz kısım nedir? Tüketici rantı oluyor. Peki Nida bu sefer üretici olsaydı, fabrikanın sahibi olsaydı ve 3000 liraya da satmaya razıysa telefonu. Ama piyasa 3700 liradan oluşsa mesela. Bu sefer ne olacak? Tek başına Nida bu telefondan 700 lira bir tane sattığını varsayalım. 700 lira kar, daha doğrusu buradaki anlamıyla rant sağlıyorsa ama onun gibi bir sürü üretici, bir sürü telefondan şu taralı alan kadar ne olacak? Rant sağlamış olacak arkadaşlar. Evet, şimdi örnek bir soru üzerine devam edelim. Varsayalım ki bu dizüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayardan bahsediyor. O tek başına işte tüketici rantını verirken de onu örnek vermiştik. Bu dizüstü bilgisayar için bir arz fonksiyonu verilmiş. Örnek diyelim şöyle. Arz fonksiyonumuz P eşittir 0,5 x kare artı 1000 olsun. Bu şekilde bir arz fonksiyonu verilmiş. Bu arz fonksiyonu için ne diyor? Piyasaya sürülmek istenen en düşük fiyat 1000 olsun. 1000 en düşük fiyat. Biz bu çizimi yaparken, yani çizimi yapıp görmeye çalışırken ne diyeceğiz? Acaba denge fiyatı nerede oluşuyor? Peki denge fiyatını bilmek için aslında ne lazım? Bize talep fonksiyonu da lazım. Talep fonksiyonunu bilirsek denge fiyatını bilmek çok daha rahat olacaktır. Mesela ne diyor? Grafiğe bakarsanız fiyat 1000 lirayken piyasaya sürülen mal miktarı sıfırdır. 1200 liranın altına satmaya hazır olup da 1200 liradan satan üreticiler elde ettiği toplam gelir dikdörtgeni falan filan. Nereden buldu bu 1200'ü? Denge fiyatından buldu. Elimizde birazdan ben farklı örnekler yaparım. Onları da görürüz. Şimdi bakalım. Şu anda mevcut verilen arz fonksiyonu P ve X olarak verildiği varsayım altında. Gördüğünüz gibi 1000'den başlıyor. Pozitif eğimli 0,5 X kare artı 1000 bizim arz fonksiyonumuz. Peki denge noktasını biliyor muyum? Evet biliyorum. 1200 liradan 1000 liradan razıydı. O zaman şuradaki noktayı bulmam lazım önce. Soru işareti noktayı. Nasıl bulacağız? P'ye 1200 vereceğiz. 0,5 x kare artı 1000 eşittir 1200. 200 eşittir 1 bölü 2 x kare. X kare eşittir 400. X eşittir 20'ymiş. Aynı sorunun devamı olduğu için bu denge noktasında 1200'e 20 çıkması gayet normal. Ama bizim için önemli nokta üretici rantı için üstteki dikdörtgen yani 1200 çarpı 20'nin olduğu ve şu alttaki
aşağı doğru taranmış olan integral işlemini yaptığımız zaman 0,5x kare artı 1000 dx nereden nereye? 0'dan 20'ye kadar. Bu işlem yapıldığında ne görmüş olacağız? Göreceğimiz şey üretici rantının sonucu olacak. Üretici rantı ne oluyor o zaman? Hemen bakalım. Üretici rantı 24.000 eksi, şimdi integral işlemi yapalım. 0,5 x küp bölü 3 artı 1000 x 0'dan 20'ye. 20 verdiğimiz zaman 24.000 eksi, zaten 0 verince dikkat ederseniz 0 oluyor. Onun için yazıp tekrar daha önce bu konuyu konuşmuştuk. 20'nin küpü 8.000. 1 bölü 2, o da 4000 eder. 4000 bölü 3 eksi 20.000. Yani 4000, şu eksiyi unutmayın. Bakın şu eksi burada her ikisine de buna da etkilemiş oldu. 4000 eksi 4000 bölü 3, 3 kere 4 12, 8000 bölü 3 yine aynı değeri bulduk sanırım. Üretici rantındaki değer 8000 bölü 3 olarak karşımıza çıktı. Evet, 3 kere 4 12, 8000 bölü 3. Mesela gördüğünüz gibi şu soru üzerinden devam edelim. Soru ne diyor? Örnek. Bize çizim verilmemiş olsun. P verilmiş. X eksi 6'nın karesi denmiş. P verilmiş. X artı 2'nin karesi denmiş. Şimdi bunlardan hangisi arz eğrisi, hangisi talep eğrisi? Öncelikle onu bulmamız lazım. Bunu bilebilmek için ne biliyoruz? X'in katsayısının, yani doğrusal olan X'in katsayısının negatif olduğu talep eğrisi, pozitif olduğu arz eğrisi. Şimdi şunu şuraya açayım. Bunu da buraya açalım. Bakın P eşittir X kare artı 4x artı 4. Gördüğünüz gibi x'in katsayısı pozitif. Diğerine bakıyorum. P eşittir x kare eksi 12 x artı 36. Gördüğünüz gibi negatif. Demek ki bu talep eğrisiymiş. Söylemese bile bilirsiniz bunları. Bu da arz eğrisiymiş. Peki ne yapacağım ben şimdi? Talep ve arz eğrisi tahminen hiç bilmiyorsak bile böyle bir şeyler olduğunu biliyoruz. O zaman ne lazım? Denge noktası lazım. Denge noktasını bulacağız önce. Dengeyi bulabilmek için arzı talebi birbirine eşitleyeceğiz. Yani x eksi 6'nın karesi eşittir x artı 2'nin karesi. Eşitlersek x kare eksi 12x artı 36 eşittir x kare artı 4x artı 4. X kareler götürdü. Ne oldu? 16x eşittir 32 mi? Evet. X eşittir 2. X eşittir 2 de dengeye geldi. X eşittir 2 de dengeye geldi. Yani şurası. X'in 2 olduğu yer burası. Şurası da fiyat diyelim. Peki X 2 ise hangi noktada fiyat dengeye gelmiş demektir? Herhangi birinde yerine koyarsanız şu daha kolay gibi. 2'yi koydum. 2 artı 2 4. 4'ün karesi 16. Fiyat 16 iken dengeye geliyormuş. Üst tarafta koyarsanız da aynı şey oluyor mu? 2 eksi 6 eksi 4 eksi 4'ün karesi yine 16 olduğunu, dengeye geldiğini görüyorsunuz orada da. Peki bunu da bulduk. Şimdi yapmak istediğimiz şey nedir? Üretici ve tüketici rantını bulmak. Öncelikle tüketici rantını bulalım. Tüketici rantı için ne yapmak gerekiyordu? Şimdi eğrimiz, yani talep eğrisi, talep şu diyelim, şu da arz diyelim, şöyle yazalım. Talep eğrisinin altında kalan alanı bulup dikdörtgeni çıkaracağız. Yani integral 0'dan 2'ye. Talep eğrisi hangisiydi? Şu eksili olandı. X eksi 6'nın karesi. Açık halinde yazarsanız integral almak daha kolay olabilir. Öyle yazalım. X kare eksi 12x artı 36. Bu talep eğrimizdi. Dx. Talep eğrisi altında kalan alan 16 çarpı 2'ydi. Alıyorum integrali. X küp bölü 3 12 x kare bölü 2 artı 36 x eksi 32. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. 2 veriyorum şimdi. Şunu sadeleştirelim. 2 veriyorum. 8 bölü 3 eksi
2 kere 2 4, 4 6 24 mu? 2 çarpı 36 da 72, eksi 32. Kaç etti arkadaşlar? 24, 32 da 56, 16 mı? 8 bölü 3 artı 16 herhalde. Bu da işte 48, 56 bölü 3 ediyor. Şuradan görelim. 56 bölü 3. Evet. Gördüğünüz gibi ne yapmış olduk şu anda? Tüketici rantını bulmuş olduk. Peki aynı şekilde üretici rantını da hesaplayalım. Üretici rantı için şu bilgileri silelim şuradan. Evet. Şimdi yine görelim üretici rantı için nasıl bir hesap yapmamız gerekiyordu. Ezber yapmaya gerek yok. Tekrar söylüyorum. Şimdi bizim arz eğrimiz var ve arz eğrisinin üreticiler belli bir fiyattan almaya razıydı. Bu fiyat neydi? Bunu şu anda bilmiyoruz. Bunu da bulalım. Bu noktayı da bilmiyoruz. Nasıl bulacağımıza bakalım. Ama şunları biliyorduk. Kaçtı? Şurası 2 idi. Şurası da 16 mıydı? 16 idi. Bu alttakini de bilirsek en azından nereden geçtiğini biliriz. Nereden geçiyor? Bunun için arz eğrisini x'in 0 olduğu yeri bulmam lazım. Yani x 0 iken ne ediyor? 4 ediyor. Demek ki burası da 4'müş. 4'ten başlamış. Yani üreticiler 4 liraya almaya razılar. 4 liraya pardon satmaya razılar. Ama 16 liradan satış gerçekleşiyor. O zaman şu kadarlık bir alanda neydi? Rant sağlanmış oluyordu. Bu rantı bulmaya çalışıyoruz. O zaman 16 çarpı yani üretici rantı dediğimiz yer eşittir. 16 çarpı 2. 16 çarpı 2 neresi? Dikdörtgenimiz. O dikdörtgenden eğrinin altında kalan kısım çıkaracağız ki yani arz eğrisini yazacağız. X kare artı 4 x artı 4. Nereden nereye? 0'dan 2'ye diyeceğiz. Böylece burada bulduğumuz şey üretici rantını vermiş olacak. Yani 32 eksi şuraya büyük bir tane açalım. X küp bölü 3 artı 4 x kare bölü 2 artı 4 x 0'dan 2'ye. Evet, 0 verdiğimizde gideceği için 2 verip devam ediyorum. Şöyle büyütelim. (32-2)^8/3 2'nin karesi 4 yine 8 artı 8 oluyor orası. 8 artı 8 16. 32-16 16-8/3 Yani 3 çarpı 16 yine 48-8 40/3 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Yani üretici rantı içinde 40/3 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Peki sadece bunlar mı? Fark etmez. Yani herhangi bir şekilde denklemin ne olduğu önemli değil. Denklemler ne olursa olsun sizin önemli nokta nereye baktığınız, nereyi gördüğünüz de önemli. Yani bana arz ve talep yeteri verilsin yeter ki. Ondan sonra gerisini getirebiliriz. Nasıl mesela? Yine P1 eşittir X artı 4. P2 eşittir 10 eksi X. Gördüğünüz gibi X'in katsayısı negatif ve X'inki pozitif. O zaman ne olacak? Bu talep, bu da arz. Söylemese bile biliyor olmanız lazım. Eşitlediğiniz zaman hızlı bir şekilde bunu da yapalım. Ne oluyor? 2x eşittir 6, x eşittir 3. Neyi bulmuş oldum? Dengedeki. Bunları neden böyle yani daha doğrusal çizdik? Neden doğrusal çizdik? Çünkü doğrusal fonksiyonlar verilmiş arz ve talep için. X'in 3 çıktı. Yerine koyduğumuzda da P'lerden herhangi birine 7 çıktı. Bir denge söz konusu.
Burada da sadece bir tanesini yapalım ve tamamlayalım. Mesela üretici rantını yapalım. Ondan sonra da önümüzdeki hafta farklı konularla devam edeceğiz. Lorenz eğrisi ve Gini indeksi var mesela. Bununla birlikte bir iki tane daha örnekle yine integral konusundan devam ederiz. Üretici rantı için tekrar bakıyorum. 3 çarpı 7 bizim gördüğünüz gibi oradaki dikdörtgenin alanı. Ve eğri dediğim şey aslında bir yamuk. O yamuğun alanı çok rahat bulabilirim. Şurayı kastediyorum. Şu yamuğu. Şurayı çok rahat bulabilirim. Yüksekliği belli. Alt taban belli, üst taban belli. Ya da integral yoluyla da yapabilirsiniz yine. Yine integral 0'dan 3'e. Hangi eğri o? Arz eğrisi. X artı 4. Dx. Yani 21 eksi. X kare bölü 2 artı 4x. 0'dan 3'e. 3 verdiğiniz zaman 21 eksi 3'ün karesi 9 bölü 2, 4,5. 3 kere 4, 12. 12'yi çıkardığımız zaman 9 eksi 4,5. Cevap 4,5 olarak karşımıza çıkacak. Yani yapmamış, onu yapıp görebilirsiniz. Kendiniz yapıp görebilirsiniz. Evet. Dediğim gibi Lorenz eğrisi ve Gini indeksi konusunda kalalım. Buradan devam edeceğiz. Ama en azından ne olduğunu da görmek açısından belki sınıfta daha şey olabilir. Sizlerle de konuşmuş oluruz. Ne diyor Lorenz eğrisi ve Gini indeksi? Bir ülkedeki gelir dağılımı dendiğinde genelde kişi başına düşen gelirden bahsedilir. Kişi başına düşen gelirin yüksek olması veya düşük olması bir ölçüt olarak kullanılabilir. Ancak kişi başına düşen gelir ortalama bir durumu belirtir. Oluşan gelirin toplumun çeşitli kesimler arasında hakkında bir fikir vermez. Yani nedir mesela Türkiye'de işte 8 bin küsur 9 bin dolar civarında yıllık kişi başına düşen gelir var diyelim. Yani bu şu anlama geliyor. Ortalama bir değer bu 9 bin dolar. Yoksa bizim yıllık cebimizde her birimizde 9 bin dolar var diye bir şey yok. 9 bin doların karşılığı nedir? 9 bin çarpı 8,5 9 de 81 bin, 80 binde. Şimdi 80 bin lira yıllık herkesin cebinde var mı? 80 bini 12'ye böldüğümüzde ne ediyor? Yaklaşık 7 bin lira, 7 bin, 7500 lira aylık kazancımız olması demek. Ama böyle bir şey yok. Evet. Burada önemli nokta o. Ne diyor? Hocam kişi başına düşen gelir dağılım arasındaki farkı biraz açıklar mısınız? Kişi başına düşen gelir ile gelir dağılım arasındaki farkı. Biz bir örnekle açıklayalım demiş. Varsayılım dönem içerisinde oluşan toplam gelir 4000 olsun. Bu gelirin 10 kişi arasındaki dağılımını içeren iki durum var. Birinci durumda gelirin 3000 lirasını bir kişi alsın. Geriye 9 kişi paylaşsın. İkinci durumda 3000 lirayı 3 kişi paylaşsın. Geriye 1000 lirayı 7 kişi paylaşsın. Dikkat ederseniz her iki durumda da 4000 lirayı ona bölersek kişi başına düşen 400 olur. Ama bu iki gelir dağılımı birbirinden farklıdır. Yani tamamını bölmekle dediğiniz gibi İşte zengin sayısı fazlaysa yani üst gelir grubunda fazla kişi varsa durum değişir. Yani bunu bir çatı şeklinde genelde Gini indeksi, Lorenz eğrisi paylaşımında bunu yapılıyor. Ekonomik birim olarak bir çatı altında yaşayan ve ortak milli kararlar alan veya başkasının aldığı kararlara tabi olan bütün kişiler hane halkı biliyorsunuz. Lorenz eğrisi Max Otto Lorenz tarafından gelir dağılımı grafiksel olarak göstermek için geliştirilmiştir. Yani biz de Lorenz eğrisi üzerinden bu konuyu konuşacağız. Yani Gini indeksi ve Lorenz eğrisini gördüğümüz zaman nasıl bir hesap yaparsak yüzdelik dilimlerde işte ilk %20'de veya işte ortalama olarak nasıl bir dağılım var bunun hakkında konuşabileceğiz arkadaşlar. Evet. Konumuz Lorenz eğrisi ve Gini indeksi ile bir sonraki dersimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.